Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz nasip olsa hırs ve kanaat ile ilgili inşallah. Hırs, ihtirasa denir buna, doyumsuzluk. Yani kişi kendine aşırı zorlayarak çalışma, çabalama. Kanaat ise yetinme, kanaat etme anlama geliyor. Şimdi bu iki duygu insana verilen ilahi duygular bunlar. İkisi de. Bunları kendimiz elde etmedik. Allah-u Teala bu duyguları bize Rabbim vermiş. Yalnız ne kalıyor? Bu iki duyguyu yerinde kullanma meselesi kalıyor şimdi bizde. Eğer bu iki duyguyu, hırs ve kanaati yerinde kullanırsak, hem dünyada rahat ederiz, hem ahirette inşallah cenneti cemaline kavuşuruz. Bizler genelde bunları ters kullanıyoruz. Bir gün Mekke mükerremede Hintli bir profesör bir konferans verdi. Şöyle dedi. Fakir kimse dedi, dilenci durumuna gelen, artık gerçek her neyse, bir sahil, yani dilenci gittiği kapılara ayet okur dedi. Allah işte sadaka vereni sever diye. Zengin de eğer ona sadaka vermeyecekse ona şöyle der, sabret, Allah sabredeni sever der diyor. İkisi de ayet okuyorlar. Ama ikisi de ayetleri yanlış yerde okuyorlar. Yani fakir okuma gereken ayet-i kerimeyi zengin okuyor. Zengin okuyor ayeti, fakir okuyor. Ters okuyorlar. Yani fakir şunu bilmeli ki, sabır iyi bir şeydir, Allah sabredeni sever. Ama bunu zengin okuyor, fakir ediyor. Ters okuyorlar. İşte bu kanaat ile hırs, ihtiras da eğer yerine kullanılmazsa tabi Allah korusun hem dünyamız hem ahiretimiz de helak olur gider. Şimdi ihtiras, hırs, doyumsuzluk, daha fazla koşma, daha fazla çabalama. Bu insana lazım mı? Eğer insana bu lazım olmasaydı, Allah-u Teala bize bu duyguyu vermezdi. Demek ki bize lazım bu. Ne için lazım bu? İşte ahiret yolunda ihtiras bizim için şart. Şart bu. Doyumsuzluk lazım. Neden? Çünkü önümüzde o kadar işler var ki önümüzde bir ölüm var. Can verme var. Ecel yastığına yatmak, yatıp terlemek var. Sonra mezara girip kabirde sual sorulacak. Kabirdeki meleklere sual verme meselesi var. Sonra ta mahşer gününe kadar o kabirde yatmaklığımız var. Ondan sonra ikinci sur üfürülünce kabirden kaldırılacağız. Mahşer yerinde, mahkeme-i kübrada 50 bin yıl sorguya çekileceğiz. Az değil tabi bunlar. Hayatımızın her safhasından, her işimizden mahşerde, mahkeme-i kübrada sorguya çekileceğiz. İşte dünyada ne yapmışsak onunla bağlantı olarak yerimiz ya cennet cehennem olacak. Bunun için ahiret alemi, sonsuzluk alemi, ebediyet alemi. Oraya az bir sıramaya gitmek insanın helakıdır, felaketidir. O sonsuzluk alemine. Oraya çok sermaye lazım, çok mal lazım, çok yiyecek lazım. Yani çok sevap lazım. O kadar lazım ki işte eğer dünyada hırs,
ihtiras duygusunu yerinde kullansak, bunu ahiret için kullanırsak, inşallah orada rahat ederiz muhteremler. Dünyaya gelince, dünyada elden geldiği kadar kanaati tercih etme gerekiyor. Hatta bir dilenci bile eğer kanaat ile hareket ederse o da rahat eder. O günkü rızkını çıkardı mı dilenerek evine gider, uzanır, yatağa namazını kılar, rahat eder. Ya o durmadan her gün dilenirse zavallı evet para toplar, onları belki bankaya yatırır ama yemek nasip olmadan kendi zavallı, yorgun, argın halde gider. Tabii dünyada çalışmama diye bir şey yok dünyada. En azından hangi dünyada? El açmamak. Hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, üstteki el, alttaki elden daha hayırlı. Yedil ulya, üstteki el. Hayrın, dahirin, minel yedil süfla. Şimdi dilenci gelir, ne yapar dilenci? Elini böyle açar. Veren ne yapar? Böyle verir. Bakınız, Peygamberimizin şu sözüne muhtemelen bak, Peygamberimizin bakınız. Yani Peygamberimiz kimseyi gücendirmeden, böyle buyuruyor, kinare Peygamber buyuruyor, üstteki el, alttaki elden daha hayırlı. İlaç direnci veren üstten alıyor bence. Bu için tabi dünyanın çalışmamız da gerekiyor, el açmama gerekiyor. İnsan tabi sorumlu bir alanı vardır, çoğuşu vardır, geçirmesi gerekiyor. Ama bütün bunları yaparken de mutlaka ölçümüz kanaat olması gerekiyor, kanaat olması gerekiyor. Bir gün biri bir evliyayı ziyarete gitmiş. Evliyullah onların kalp gözü açık olur, keşfi açık olur. Ama sürekli olmaz. Böyle zaman zaman açılır, kapanır durumlarına göre. Bu kişi, evliyayı ziyarete giden kişi, tabi oturuyor işte, hoşbeş sohbet edilmek istiyor. Evliyullah eğer o kişi gerçek evliya ise boş şey konuşmaz. Gelen kişinin durumuna bakar. Onunla ilgili ancak o konuya girer. Onunla başka konuşmaz. Hatta o gelen kişi ona başka konuları sorsa bile onları hafif geçiştirir. Gereğinde bilmiyorum der. Çünkü ondan lazım değildir. Onu oyalamaz. Evliyullah bakıyor. Bu kişinin iç aleminde, gönlünde aşırı dünya sevgisi, aşırı hırs görüyor dünya için, doyumsuzluk dünya için. Tabi ona o konu sohbet yapıyor ve ona sonuçta şöyle diyor. Evladım diyor, eğer bu dünyadan öbür aleme boş elle gitmek istemiyorsan üç harfi bir araya getirme diyor. Nedir bu üç harf efendim? Tı, mim, ayın diyor. Tamah, hırs yani. Üç harfi bir araya getirme. Sonunda öyle not alıyor sohbetini. Şimdi kişi tam ayrılacak. Evliyullah bakıyor, aşağı yukarı bir saatinde konuşmuş, sohbet yapmış. Ama karşıyan kalbinde hiç bunun bir etkisi olmamış. Havada kalmış sözler. Şimdi Evliyullah bu kişiye durumu bildirmesi için şöyle diyor. Tam kapıdan çıkacak. Evladım bir dakika gelir misin? Gel bakalım. Geliyor. Bak yavrum diyor. Benim şeyler diyor tavanda diyor. Biri diyor bir kese altın bırakmış oraya diyor. Duruyordu diyor. Bana bu lazım olmadı almadım. Kimseye bunu veremedin de diyor. En münasip bunu sana gördüm diyor. Siz alır mısın yavrum bu altını orada keseyi diyor. Tabii işi hırs yaşlanır ama her şeyi unutuyor.
Unutuyor ama tabii evlerin odasında sandalye yok, masa yok, kanepe yok. Yetişmiyor boyu. Uğraşıyor, yetişmiyor boyu. Bakınıyor, orada bir hasır var. Katlasa kırsa yine yetişmeyecek. Ama hırsan çıldıracak, alamıyorum diye. Yavrum diyor, beni o zaman basıver diyor. Oturun, basıver onu zaman, çık yavrum diyor. Ama efendim işte edep falan, olsun evladım, ben üstüm sadeyim diyor. Omzuna basıyor, yetişemiyor. Başıma basıyor. Başına basıyor, çıkıyor ama bir şey yok. Efendim bir şey bulamadım ben diyor. Bulamazsın yavrum diyor, bulamazsın bak diyor. Bak yavrum diyor, ben bir saat diyor, sana tamah hırsan bahsettim diyor. Üç abi getirme dedim diyor. Bak orada bir kısa altın var dedim, daha oldu kesin değil diyor. Bak omuzuma bastın, başıma bastın diyor. İcabını istemeni öldürürsün bile diyor, altına da olsa diyor, almak için diyor. Sen adam olamazsın yavrum diyor. İşte tabi evli olan her sözü böyle hikmetlidir. Onların insanları eğitimi, terbiye usulü daha farklı oluyor onlar eğitim usulleri. Bizim Mevlamız buyuruyor hadis suresinde, Bismillah. Sabiku müsabaka, yarışma. Sabiku müfale babı deniyor buna. Karşılıklı yarışın Mevlam buyuruyor. Yarışın. Yalnız bu yarışmada ben herkesi geçeyim değil de yani hep beraber yarışalım anlamına geliyor bu. Bütün Müslümanlar bu yarışa katılacaklar. Yani Mevlam bize böyle buyuruyor. Sabiku, bakın. Müsabakaya katılın. Yarışın. Yani İslam'da tembellik yok. İslam'da miskinlik yok. Mevla buyuruyor, yarışın, koşun. Nereye? İlâ mağfiretim min rabbiküm. Rabbinizin mağfiretine koşun. Önce af olmak için yarışın, koş af olmak için. Herkes tabii kendi geçmişini bilir, herkes bilir. Sürekli her zaman nefsimizi hesaba çekmemize gerekiyor kendi kendimize. Bu da bir de Peygamberimizin tavsiyesi Aleyhisselam Hazretleri'nden. Mahşer günü hesaba çekilmezden evvel nefsi hesaba çekin buyuruyor Peygamber Hazretleri. İşte önce kendimizi, nefsimizi muhasebe edelim, hesaba çekelim. Şöyle yanlışları, eğrileri, noksanları, hataları araştıralım, bulalım. Ne yapma gerekiyor? Bunları her biri yazıldı amel defterine. Bunu da bilelim. Bülü çağından, erginlik çağından itibaren ki namaz anda farz oluyor, oruç farz oluyor, her şey ondan sonra farz oluyor. İşte o andan itibaren yanlış, hatta eksik, noksan, mekruh, haram ne yapmışsak bunların her biri solumuzdaki amel defterine kayda geçti bunlar bak. Kayda geçti. Nasıl kayda geçti? Haşa melek elindeki bir tükenmez kalemle, şu kalemle öyle bir kârda öyle yazmıyor. Kayda geçiyor bunlar. Mesela şu ama cihaz, küçük bir cihaz, buna kayda geçiriyor bunlar. Hem sesi hem görüntüyü alıyor. İşte amel defteri de o şekilde. O şekilde sağdaki yaptığımız hayırları hemen kayda geçiriyor onları. Soldaki de yapılan her türlü hayrın zıttını, günah olan şeyleri kayda geçiriyor. Şu anda eğer kalp gözümüz bir açılabilse de şöyle dönüp bir ameliyata baksak eminim çıldırırız muhtemelen, çıldırırız böylece. Allah'a kadar çıldırırız. Ormanın dağlara kaçarız. Uykumuz kaçar, iştahımız kaçar. Onları bir görebilsek. Ama yazıldı ama onlar. Allah-u Teala buyuruyor, Bismillah. Kiramen katibine
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ne yaparsanız biliyorlar. Allah katta mükerrem kâtip melekler. Kayda geçiyor bunlar. Kayda geçiliyor. Haşa, hiç farkında değilmiş. Yani hakkımıza kesinleşmiş günahlar. Sol defterinde bunları taşıyoruz. Tabii gafil olabiliyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, oynuyoruz, moynuyoruz, şunlar bunları yapıyoruz. Güzel ama bunlar bizim karşısına gelecek mi? Gelecekler ya. İmanın bir şartı nedir? Temel imanın ilkesinin birisi de artı imandır. Artı iman. Yani insan denen varlık mezarında çürüyüp kalmayacak. Evet, beden çürüyor, ruh ölmüyor ama. Ruhanen devam ediyor. Ne var ki ikinci bir alemde Allah-u Teala bizlere yeni bir beden verecek. Bu beden geçici mesken. Geçici mesken beden. Bunun için bu beden yıpranıyor, hastalanıyor, ihtiyar oluyor, şu oluyor, bu oluyor, kaza oluyor, şu bu oluyor. Beden sonunda ölüyor tabii beden. Bu beden geçici mesken bu. Yarın mahşerinde Allah huzuruna celleşanlığı hesaba çekildiğimiz an olacak bu. Allah bir Mevlam buyuruyor. Va'den aleyna inna künna fa'ilin. Allah buyuruyor. Yüzden vaat olsun. Allah vaat ediyor. Bunu yapacağım Mevla buyuruyor. Olacak bu. Allah'a göre güç mü haşa? Hayır. Yani o ilahi kudret. Önce her insanın Rabbini tanıması gerekiyor işte. Yani kulun kendi yaratan Allah'tan, Rabbinden gafil olmaması gerekiyor. Biz genelde çok konuları kendi gücümüzle kıyaslarız. Eski müşrikler gibi yani. Bu çürüyen kimi kim diriltebilir? Bu tekrar nasıl dirilir? Tabi insan mı diriltemez? Diriltemez muhteremler. Bugün bakın şu çağımızda, yani bilim, teknoloji artık zirve demeyeceğim de, daha çünkü zirve daha çok vardır daha. Bu kadar bu bilim bu yükselmiş, tırmanışta bu kadar. Ama bakınız, bir yumurta yapamıyor bugün bir teknoloji. Yumurta yapamıyor. Bırakam yumurtayı, yumurtanın ambalajı, kabuğu, onu yapamıyor. Efendim kan gerekiyor bakın. Şu grupta kan gerekiyor. Gereğinde üst makamlara bir kişiye. Şu grupta kan gerekiyor. Peki kanın ham maddesi belli işte. Ekmek, şunlar bunlar. Yapsana sen ondan kanı. Yapamıyor muhtemelen. Yani bir yumurtanın ambalajı yapamıyor bakın değil mi? Ama yumurtanın içinde bir sarısı var. Özel bir ambalajda ama o sarı. Karışmıyor. Ondan sonra beyazı var. O da yine ince bir zar gibi ambalajda. Ondan sonra dış kabuğu var. Beyaz kabuğu da var. Hem öyle bir kabuk ki bakınız, daha zayıf olsa hemen kırılır. Kişiden yaralanamaz, taşınamaz bir yere. Daha biraz sert olsun olur. Bunu vurunca kırılır, dağılır. Sarı beyaz yine karışırlar. Yani her şey bir hassas bir denge ile Rabbim yapmış. İşte Allah Teala Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Yani Allah katında Mevlam dilediği an Allah dilediği madde çevirir işte. Budur kardeşim. Tahavvül deniyor Arapçada buna. Yani Allah Teala dilediği an o ilahi kudret bir kün emrini verince bir madde başmaya dönüşü veriyor. Günümüzde olmuş atomlar mesela başlardan dönüşüyorlar, enerji dönüşüyorlar. Şunlar bunlar oluyor işte. Belli olacak. İşte mahşer yerinde hesaba çekildiğimiz zaman ne olacak? Amen defterlerimize ne yazılmışsa önümüze gelecek orada. Orada ne yapacağız? Tabii tek yapacağımız şey önce pişmanlık. Korkunç pişmanlık işimizde. Nedamet yani, yıpranma. Kişi gözü yoldan fırlayıcı korkudan. Kalp boğaza tıkarmış sanki. Güneşçi beyin, güneşler tamamen yanıyor. Kul orada tabi cehennemi görmüş, azabı kul görüyor ama yapmış dünyada.
Artık orada her şey bitti ama. Estağfurullah yok, geçmiyor artık orada. Geçti orada böyle. Her şey geçti orada. Ama muazzam pişmanlık. Kişi kendi kendini yiyecek. Hatta elini ısıracak kişi pişmanlığından. İnsan çıldıracak. O kadar pişman. Ama kişi orada ne yaparsa yapsın, orada iş işten geçmiş oluyor. Peki dünyada imkanı var mı bunun? İşte var elhamdülillah. İmkanı var dünyada elhamdülillah. Bak Mevlam buyuruyor. Rabbinizin mağfiretine koşun. Nedir mağfiret? Bağışlama, affetme. Allah-u Teala'nın bir sıfatı da Gafur Rahim de Allah-u Teala'nın. Eğer mahşerde duyacağımız o pişmanlığın milyonda birini dünyanın duysak evli oluruz. Evli oluruz kardeşi. Neden hayatım boşa geçti? Neden ben aldığım secdeye değmedi? Neden müşri namazımı kaçırdım? Neden filanın kalbini kırdım? Neden filanın malını yedim? Niye yalan söyledim? Neden harama baktım? Diye eğer dünyada bu pişmanlığı işimize gerçek anlamda duyabilsek evli oluruz. Günahların affedilmesi, silmesi ancak iki şeyle oluyor. Bak, iki şeyle oluyor. İşlenen günahlar. Biri dünyada gerçek tövbeye nasuhuyla oldu dünyada. Gerçek tövbeye nasuh. Önce kula bir pişmanlık olacak kul. Önce kula pişmanlık kula. Niye ben bunu yaptım? Niye ben namazımı kılmamışım? Niye ben harama bakmışım? Niye alkol almışım işte? Niye şunu yapmışım? Önce bir pişmanlık. Ondan sonra bırakmak. Artık onlara tekrar yapmama. Bir insan dünyada bunları yaptım elhamdülillah. Oradan siliniyor bu noktaya bak. Siliniyor. Kul mahşere gelince tabii insan kabrinden kalktığı zaman orada kişi hatırlayacak. Hatırlayacak. Niye hatırlayacak? Eyvah! Ben hayatımda şunları da yapmıştım. Tevbe ettim acaba, ettim ama acaba af olduğumu bilemiyor tabii kul, bilemiyor tabii bunları. Hesap başına gelecek ki onlar affedilmiş, amendeten silinmiş, hiç ortaya konmayacak onlar. Yani şu anda elimizde bir imkan var şu anda. Eğer tevbelerin, günahların silinme yöntemini dünyada böyle yapmazsak ahirete kalıyor. O nasıl silinecek? Ancak ateş ile. Ateş ile muhtemelen. Ateş yakacak, günahları yakacak. Ne kadar yakacak? Günahlar ne kadar katmer, üst üstüne muzafsa, çoğalmışsa o kadar yakacak. Allah korusun. Yani insana yazık oluyor. Yani o cehenneme girmek kolay değil. Cehenneme girmek kolay değil. Elhamdülillah Allah'a iman olan kişi son nefesinde imanlı olur, Allah inançlı olur, ahirete giderse cehennemde ebedi kalmayacak. Oradan çıkacak. Çıkacak ama günahlara yanmadan çıkamayacak. Bir insanın günahlarıyla cennete girse ne olur? Cenneti huzuru bozar. Bozar muhtemelen. Çünkü günahkar demek nedir? Günahların bir kökünü vardır, mastarı vardır. Nedir bunlar? İnsandaki kötü sıfatlar işte. İşte hırs, gazap, şehvet, şunlar bunlar. Nedir bunlar? Günahların mastarı kökünü bu. Günah buradan kaynaklanıyor işte. Yani bir insanda hiç öfke gazabı olmasa o kişi o yönde günah girmez. Bir insanda hiç şehvet olmasa tabii haram işleyemez yani. Fuhuş yapamaz tabii. Yapamaz. Hep bunların kaynağı nefsin sıfatları işte. O günah dururken nefsin sıfatı duruyor. Nefsin sıfatı duruyor. İşte öfkeli, gazaplı, hırslı, kinci, kindar bir insan cennete girse ne olur? Orada huzur bozar orada. Huzur bozar muhtemelen. Bunun için cehennem o da Allah'ın bir rahmeti. O da Allah'ın bir rahmeti. Oraya giren mümin ne yapacak? Günahları yanacak. O günahların kökü olan sıfatlar tamamen sıfırlayacak. Çıkacak oradan.
cennete girdiği zaman mesela Peygamber işte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bakın der. Hazreti Hamza ile Hazreti Vahşi onlar kol kola cennete girecekler ikisi de bakınız. Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi ikisi kol kola cennete girecekler. Biliyorsunuz Vahşi Hazreti Hamza'yı öldürdü. Uhud'da arkasından hançerledi. Hatta bunu yetinmedi de alacağı mükafat karşılığında Hazreti Hamza'nın göğsünü yardı, karnını yardı, ciğerini falan çıkardı. Yani bu kadar vahşice, ismi de gerçi vahşi, böyle vahşi cinayet işledi. Ama sonra iman kendine nasip oldu bakınız. İman kendisine nasip oldu. Sahibi oldu tabii kendisi. Hatta Hazreti Hamza'yı şehit ettiği hançeriyle yalancı peygamberi, Müslüman Kezzab'ı öldürdü onunla ben. Ona kefaret oldu. Onu öldürdü. Tabii büyük makamlara geçti. Tevbe etti, pişman oldu. Şimdi Hazreti Hamza tabii o anda öldürüldü. Katledildi. Hem de çok ağır şekilde katledildi. Ama cennete girerken içinde kin olmayacağı için Hazreti Hamza Vahşi görünce ona kin duymayacak, duyamayacak yani. O sıfatı yok çünkü orada. Orada karışık olacak. Karışık olacak orada. Hatta bakınız Hazreti Hamza ona teşekkür edecek o anda bakınız. Vahşi'ye Allah sen razı olsun be. Sana teşekkür ederim diyecek. Neden ya Hamza? Şehit olmamış sen vesile oldun diyecek. Bunun için Mevla buyuruyor aziz cemaatine bakınız. Sabiku koşuşun. Koşuşun Mevla buyuruyor. Efendim işte kanaat edeyim mi? Yeter bu kadar. Yok yok. Yok bu kadar böyle. Mevla buyuruyor. Allah yolunda, ayet yolunda koşuşun. Yeter demeyin Mevla buyuruyor. Yani kul ne yapabiliyorsa insan bütün gücünü kullanacak, enerjiyi kullanacak, Allah yolunda daha koşma gerekiyor. Öncelikle tövbe istiğfar çok lazım. Geçmişi muhasebe lazım. Geçmiş günlerimize hatta günah işlememişsek bile ama boşa geçmişse onlar için üzülmek yine gerekiyor. Çünkü bu kısa ömürde bütün öbür alemi ancak burada kazanabileceğiz. Ondan sonra Mevla buyuruyor, koşma devam ediyor ve cennete koşun Allah Teala buyuruyor. Demek ki günahlar omuzumuzdayken cihat istemek Allah katında biraz abes, yani gülüş oluyor. Allah bizi böyle buyuruyor bakın sırasıyla. Önce yıkanma, temizlenme. Yani günah pisliğinden arınma, temizlenme, temiz giyinme. Ondan sonra cennete koşu. Ondan sonra. Peki cennete nasıl koşalım? Buna ömür yetmez tabii ya. Nerede cennet? Uzak cennetler. Yedi kat gökler var. Ondan sonra Sidre-i Münteha var. Ondan sonra cennet başlıyor. İndeha cennetül me'va. En altta cennetül me'va. Arşın altında cennetül firdevs. Işık hızıyla girsek, kim bilir kaç milyar yıl lazım cennete ulaşmaya, ışık yılıyla. Uzak olacak cennet. Ama Rabbim mahşerde buna ufaltacak Mevlam. Değişecek düzen var da. Bize Mevlam burada buyuruyor, cennete koşunuz. Bu koşu nasıl koşu olacak? Cennet ameli yapmakta koşmak gerekiyor. Yani cennetin bahası ne? Cennet nereye elde edilir? Ne gerekiyorsa onları yapmakta koşuşmak gerekiyor. Demek ki kalktık gece ağladık, tövbe ettik, 3 gün, 5 gün günahları terk ettik. Yeterli mi? Yeterli değil. Ondan sonra ibadette koşma. İbadete koşma. Hatta ibadetlerimizi fazla yapamazsak bile, tabii farzlar ondan kısaltılmaz. 5 vakit namaz gibi, oruç gibi değişmez bunlar böyle.
nafi ibadetlerde fazla yapamaz bile ne yapalım? Az yapıyorsak onları daha biraz değerlendirelim, sevabı artsın. O başlığında. Tabi ibadet deyince başta namaz geliyor. Çünkü namaz dinin direğidir. 5 vakit namaz. Sabah namazına kalktık elhamdülillah. Gerek önlem aldık, işte sahadı kurduk, telefonu ayırdık neyse. Elhamdülillah sabah namazına kalktık. Ne yapalım? Eğer imkanımız varsa camiye, cemaate gidersek ne olacak şimdi bakın değil mi? Evet, yine 4 rekat sabah sünnete beraber. O 6 rekat olmuyor. Ama bu ne oluyor? Şimdi değerleniyor. Neye benziyor bu? Bazı metallerin ham maddeleri ucuzdur biraz, ham maddeleri. Ucuzdur bazen. Hatta bir tür ham maddeyle insan bir şey alamaz bazen. Bu güzel ham maddeler güzel işlenirse, çok işlenirse, değerlenirse ne oldu? Bir avuç ham maddenin değerlenince çok daha kıymetli olur muhtemelen. Değerlendirme gerekiyor şimdi. Bir kişi namaz kılmak niyetiyle akşamdan öyle yattı. Niyeti sabah namazından kalkmak. Ama kalkabilirsem başka. O da varmış şimdi. Kalkabilirsem kılarım. Kalksam iyi olur ama kalkabilirsem kılarım. Bu iyi değil bu. Mesela bir insanın çok önemli bir işi var o günü. Diyelim ki sabah ezanı 5'te okuyor. Öyle kabul edelim şu anda. O kişinin o günü saat 4'te çok önemli işi var. Uşağı uşağıma yetişecek. Ne diyor kişi? Bileti de almış. O zaman kalkabilirsem demiyor ama. O zaman kalkabilirsem demiyor. O zaman kalkacağım diyor ama. Kalkacağım diyor. Kendine güvenmiyorsa, güveni yerleri tembih ediyor, şunu yap, bütün önemini alıyor. Bu da kalkacağım diyor. İşte önce kesin azim lazım. Allah Teala bize buyuruyor, Adem Aleyhisselam hakkında, Bismillah, velem necid lehu azma. Bak muhtemelen Allah Teala buyuruyor. Velem necidehu azma. Allah Adem'e emir verdi. Ya Adem, eşin Havva ile birlikte cennet sizin. İki insan var cennette. Yiyin, için, gezin, tozun. Cennette ibadet yok cennette, namaz yok cennette. Cennette uyumak yok, tuvalet yok, yıkanmak yok, saç tıraşı yok, tırnak kesmesi yok. Yemek pişirmek yok cennette. Her şey doğal. Süt mü var? Süt doğal. Irmak gibi akıyor. Bal mı? Doğal. Pişmiş et doğal. Böyle. Her şey doğal. Hepsi hazır. Mevsim yok cennette. Allah-u Teala buyurdu, ya Adem, sen ve eşin Havva, cennet ikinizin işte. Yiyin, için, gezin, eğlenin. Beraberce. Serbestsiniz. Yalnız Mevla buyurdu imtihan olarak Sibillah ve la takraba hazir şidirte. Yalnız şu ağaca yaklaşmayınız. Onlara bir ağaç gösterildi. Tek bir ağaç cins gösterildi. Fetekûnâ mine zalimîn. Ona yanaşsanız o zaman zalim olacaksınız. Mevla buyurdu. Bir tek ağaç. Adem Aleyhisselam Havva anamızla tam yanaşmadılar ama aman yanaşmayalım. Bu olmadı işte. Şimdi bu olmadı efendice. Onu Allah Teala buyuruyor. Onlar da kesin azim bulmadık Mevlam buyuruyor efendice. Ya o kadar büyük cennet, sonsuz bir alem. Şimdi insanda merak olur ya. Acaba Allah bize bunu niye yasakladı acaba? Ne var acaba bunun hikmeti ne acaba? Onların kafana mı takıldı şimdi bu? Tabi şeytan, iblis, Adem babamızın yüzünden lanetlendi, cehennemden kovulduğu için muazzam kindar. Adem babamıza muazzam kini var. Kıskanıyor. Gökleri çıkıyor şeytan. Bakıyor, Hazreti Adem, Hazreti Havva cennetteler.
tutuşmuş el ele beraberce. Geziyor ağaçın altında, kökler altında, yeme içme. Orada yaşamak cennette. Uyku yok. Sürekli enerjik, sağlam, sıhhat. O kadar neşeliler. Fakat şeytan acaba nereden ben bunları kandırırım? Her tane yok yokladı, oradan buldu. Kafalarına takılmış bir tek bir soru işareti var. Acaba bize bu neden yasaklandı acaba? Oradan buldu. Dışarıdan vesile verdi onlara. İşlerini yasak yani şeytana. Ya Adem, Allah Teala bunu yasakladı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Kim bu ağacın meyvesinden yerse iki kişi meydana gelir. İsterse melek olur, isterse insan olarak kalır ama ölümse hayata kavuşur. İki şey var. Allah Allah. Hava duydu bunu tabii şimdi. Şimdi onlar ikisinden tek isteği yaşam, yaşam. Hayat çok tatlı ama. Kış yok, gece yok, kar yok, sivrisinek yok, kabirin kedi köpek sesi yok, gürültü patırdı yok, kirli hava yok, çamaşır derdi yok, yıkama derdi yok. Her şey doğal. O kadar hayat tatlı. Yer çekimi de yok. İstanbul'da uçuyorlar. Hazreti Havva o daha fazla meyletti şimdi bana. Adem be, tut elinden. Ne olur? Gerçekten yiyelim de bak, ölümse hayata kavuşalım. Ölüm diye bir şey var ama. Hazreti Adem en azından peygamber değil o zaman da. Daha peygamber değil o anda. Havva, ama Allah bizim yasaklı bunu, Allah haram kıldı ama Adem kolayı var be. Tevbe ederiz be. Tevbe ederiz. Bunu hem iyi verelim. O hayata kavuşalım, tevbe ederiz be. Olur mu aman derken Hazreti Havva Adem'i kolundan çekti böyle. Var çekerek gittiler. Önce kendi yedi Hazreti Havva. Aldı kendi yedi. Elini kopardı. Adem'in ağzını koktu böyle ağzına. Vela buyuruyor. Fe'ekela minha. Ona gidiler. Şimdi o ağaç neydi tabi? Cennete ne kadar rızık varsa, gıda varsa onlar nur şeffaf. Onlar yenince başlıklar çalışmıyor mıydı de. Köleniyor onlar. Hemen bunlar sindiriliyor. Beden dışa atıyor bunları. Nasıl bazen beden su kaybeder? Görünmez ama. Teri gibi değil. Terde pisir çünkü. Terin kokar, insanı rahatsız eder. Ter değil. Adeta renksiz böyle oksijen gazı gibi. Renksiz, kokusu, tatsız gaz şeklinde onları beden dışarı atıyor. Cennet nimetlerini. Ama o dünya nimeti buğdaydı işte o. Ama büyük buğdaylar onlar. Yumuşak, daha başkaymış. Onu yenince o midede tam eridi, hazmedildi ama beden onu atamadı dışarıya. Bu defa aşağı doğru yürüdü. Bağırsaklara doğru yürüme başladı şimdi. Yürüdü. Yani ne gerekiyor şimdi? Tuvalet gerekiyor. Tabi cennet tuvalet yok cennete şimdi. Tuvalet yok cennette. Hemen üst elbiseleri de sıyrıldı. Etekleri kapalı diye kendilerinin. O da sıyrıldı. Yaprak falan aldılar cennet örtten kendilerini. Tabi ikisi şimdi korkuyorlar. Titriyorlar. Pişmanlar. Aldandılar. Ama büyüklerin suçu kolay af olmaz. Büyüklerin suçu. Ya Rabbi artık biz hata ettik ya Rabbi. Sen birisin ne yaparsın yaparsın diye. Diğer taraftan da sıkıştılar ama tuvalete sıkıştılar. Ona sıkıştılar şimdi. Rabbim buyurdu. İn bakalım aşağıların aşağısına melamete bakınız. İn bakalım. İşte oradan dünyaya indirildiler. Oradan dünyaya indirildiler. Hem de birbirine ayrıldı onları. Ayrıldı onları. Hazreti Adem Hindistan'ın güneyinde. O zaman kimi Serendip'ti. Sonra Seylan oldu ismi. Şimdi Sri Lanka deniyor. Ada. O zaman ada değilmiş ama. Karayip'te çıkmıyor zamanlar. Tabi zaman dünya çok değişiyor dünya. Hazreti Havva da Cidde indirildi. Cidde. Aslında Cedde onun asıl ismi. Cedde. Cedde büyük ana demektir. Oradan kalmış. Cedde diye. Bu inceltim Cidde.
kullanılıyor, oraya indirildi. Şimdi tabi asıl konu bu değil, gerçi de bu konuya girmiş olduk bu şekilde. İşte önce tevbe etmek, tabi Adem Aleyhisselam yere indi, tek başına, hem de gece indirirler. Gece indirirler ki onlar cennette hiç karanlık görmemişler. Gece indirirler dünyaya. Adem Aleyhisselam bir indi ki dünyaya gece. Biraz da soğukmuş da. Soğukmuş da biraz. Ama onlara bakmıyor. Tabii kapandı secdeye. Ağlıyor, Allah yalvar, af olmasın ya Allah, yalvarıyor. Tabii af oldu bunlar. Sonra buluştular. İşte Müzdelife'de. Orada buluştular. Zaten Müzdelife izdilaf, ictima anlamına geliyor. Arafat'ta karşıdan birini gördüler. Uzaktan birini gördüler. Oradan bildiler tanrı kendilerini. Müzdelife vardır Mina ile Arafat arasında. Orada buluştular. Apolu tabanlar. Şimdi konu şu. Allah Teala bize buyuruyor. Cennete koşuşun. İşte bakın böyle bir cennet var şimdi. Allah Teala bunu yarattı. Yarattı. Şu alem çok ama büyük. Sürekli bugün hala inceleniyor. Yeni burçlara geliyor. Yeni yıldızlar, yeni galaksiler keşfediyorlar. Ama yapmıyorlar bunları. Var olanı ancak görüyorlar. Ulan. Efendim işte Amerikalılar yeni bir yıldız keşfetmişler. Bunu onlar yapıyorlar. Yok, hayır. Zaten var. Ancak var olan şeyi onu görebiliyorlar. Onu görebiliyorlar. Bu kadar alem, büyük alem. Bunların hepsinin fevkinde cennet var. Peki cennet acaba çok büyük bir yer mi bu cennet acaba? Arzuha. Allah-u Teala buyuruyor. Cennetin arzı, genişliği. Arapça enine arzı denir. Boyuna tul denir. Boyuna tul denir. Bir şeyin tabi boyu eninden daha fazla olur. Enli boylu bir şeyde. Bize Mevlam burada cennetin enini veriyor. Uzunluğu daha fazla yani. Arduha ki ardı semai vel ardı. Bakınız. Cennetin arzı gökte yerler gibi. Gökte yerler gibi. Bu kadar galaksiler var. Bu kadar galaksiler var. Bakın. Işık hızıyla şu kadar şu kadar mesafe. Işığı bize gelmeyenler var. Bu kadar var. Cennetin arzı yer gök kadar. Bu kadar büyük, bu kadar azam büyük mü? Büyük, büyük cennet. Bu kadar büyük cennet. Üiddet. Bu cennet hazırlandı. Şu an hazır. Kimlere? Amillah ve Resulü'ye. Allah'a, peygambere, İmam edenler için hazırlanan cennet. Peki bu kadar büyük cennet acaba ihtiyaç var mı acaba? Yani haşa. Şimdi dünyaya baktığımız zaman değil mi, dağları görüyoruz. O kadar büyük dağlar var ki bu aslında insan bakamıyor. Bir kişi bir daha çevresi dolaşıp gezemez. Çevresini. Kapsada alan. Bu kadar büyük dağlar. Bunlara gerek var mı acaba? Allah-u Teala var diyor muhtemelen. Var diyor. Eğer bu dağlar olmasa yer kabuğu yani oynar çatlar işte. Mevlam buyuruyor. Onlar Rabbim baskı olarak yarattı böyle. Ağır baskı, baskı yapıyorlar böylece. Yer kabuğu 35 bin metre aşağı yukarı kalındı. Karalar. O kadar tabii daha az. Ama ne var yer kabuğunun altında? Erimiş metaller var. Sıcak. Erimiş metaller var. Tabii bunlar gaz bedene geliyor. Bu gaz genişlemek istiyor. Sürekli yer kabuğunu zorluyor bakın. Sürekli zorluyor. Ama ne var? Allah-u Teala işte dağları yaratmış böyle. Yani bu dağlar bir denge usulü. Yine bakın denizler var. Okyanuslar. Dünyanın dört üçü deniz. Bu kadar su ihtiyaç var mı? Var. Eğer bu kadar su olmasın bizim toprağa, araziye, bağ bahçeye yağmur yağmaz.
Nereden yağmur suyu geliyor? Deniz buharlaşacak. Buharlaşacak. Bir Karadeniz, Akdeniz'in buharlaşacak. Dünyaya yeterli değil ki ama. Yeterli gelmiyor. O kınasal alın. Bunlar buharlaşacaklar bunlar. Su boğacaklar. Yukarı çıkacaklar. Ondan sonra Mevlam'ın çizdiği bir hudut var. Soğuk tabakaya geliyor da kalacaklar. Yoğunlaşıyor. Bunu hava kaldıramıyor. Hava kaldırımı ama yer şeyini kurtuluyor gene kendisi. Onu taşıyabiliyor. Allah Teala dediği zaman ne yapıyor onlar Allah Teala? Bak rüzgar. Orada duruyor onlar. Şeffaf, görünmez bile. Beyaz. Allah dilediği an Allah bir rüzgar gönderiyor. Nereye yağmur yağacaksa oraya sevk ediyor bakınız. Yani bu kadar ihtiyacımız var. Şimdi cennet bu kadar büyük. İhtiyaç var mı? Var hocam, var muhteremler. Şimdi bir ufak çocuk, ufak çocuk, buna ufak bir oyuncak alındı. Ufak oyuncak alındı. Bu çocuk bu oyuncağıyla ufak çocuk bir yolda oynayabilir, yeterli ona. Ama çocuk biraz daha büyüse, oyuncağının kalitesi biraz daha büyüse, o da küçük gelir şimdi oyuncağı. Salon malon ister çocuk şimdi. Onu ister. Çünkü biraz daha büyüdü. Diyelim ki bisiklet aldı. Ama bisiklet aldı. Artık salon da yetmez. Bahçe mahçe lazım çıkması için. Büyük bir insan bisikletiyle mutlaka bir alan işte gelmesi için. Taksi olursa tabi taksi bahçede duramaz ki. Taksiye de bir yer lazım. Uzağa gidecek takside. Hele uçak daha mesafe istiyor. Şimdi yani Allah'a düşelim. Düşelim ben işte. Cennette insanların elinde olacak hız, insan elinde olacak. Bunda bir kıstam yok cennette. Cennet insan dilerse, ışık hızına geçecek insan cennette dilerse geçecek. Bakın düşün değil mi? Bir ışık hızı mesela dünyanın çevresinde saniyede ne kadar dolaşıyor? 7,5 defa dolaşıyor. 7,5 defa bakınız. Işık hızı. Yani düşün bakın. Demek ki bir insan cennette ışık hızıyla şey bir dolaş zamanında ne yapacak? Eğer dünya kadar bir yer tek kişiye verirse ona çok ama çok az gelecek. Neden? Bir saniye bakınız 7,5 defa dolaşıyor. Bitiyor hemen dünya. Az. Onun için buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, cennete en son giren müminin, neye en son girecek? Günahı çokmuş, imanı var ama günahı çokmuş, cehenneme yanacak. Bakınız. En son mümin cehennemde 70 bin yıl yanacak. Ondan sonra oradan çıkarılacak. Tabi cehennemin başında Malik var. Oranın hükümdar o. Oranın amir o. Elinde manevi liste okuyor listeyi. Filan oğlu filan. Bütün cennet duyuyor sesini. Herkes bakıyorlar. Herkes, kim acaba çıkıyor? Bakıyorlar biri kalkıyor çıkıyor. Ne diyorlar şu an tanıyanlar yakınları? Ah! Keşke ben de biraz az güneşleseydim. Şimdi ben de çıkardım. Bu biraz daha fazla güneşlemiş. Mesela iki hanım diyelim işte örnek olarak. İki hanım. Hanımın biri başını tam örtmemiş ama az bir şey örtmüş, başını örtmüş. Öbürü baş tamamen açık. Diğerleri ikisi de kapalı. Yalnız baştan, örnek olarak veriyorum bunu. Başını örtmüş, tam örtmemiş. Önden saçlarından görünüyor, arkadan görünüyor. Diğeri hiç örtmemiş. İkisi bunların cehenneme gittikleri zaman başını az da olsa örten ondan davet çıkacak muhtemelen. Hatta o kadar ki diyelim ki 2-3 hanım, arkadaşlar, kardeşler gelince bunlar, hepsi başlarını hafif örtüyorlar. 1 milim daha fazla örten biraz önce çıkacak. Dünya da öyle oluyor. Mesela güneşte, yazın güneşte, bakıyorsun yanmış yüzü. Neresi yanıyor? Yalnız açık yerlerin güneşi yakıyor. Bak, böyle milim ile böyle. Fazla yakmıyor değil mi böylece? İşte öyle olacak. İşte günahkar kişi
En son o çıkacak, 70 bin yıl yanacak. Malik isim okuyor, tek kalmış imanlı olarak. Ey filan oğlu filan. Kim oldu bunu belli, hadis-i şerif geçiyor. Kabilesi, isim değil, kabilesi biliniyor. Tam çıkacaksın, günah bitti. Uğraşacak, ayağa kalkamayacak. O kadar uğraşacak, ayağa kalkan bitmiş. Yanmış, 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 bitmiş böyle. Ayağa kalkamayacak. Ama cehennemden cehennem çık emir verildi kendisine. Yani müjde verildi, emir değil, müjde verildi. Ne yapacak? Emek diyecek böyle. Abime yılan gibi sürünecek böyle. Yani yılan gibi böyle, böyle sürüne, 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 sürüne. Cehennem çıkacak. Hemen bir anda cehennem kapısını bulacak kendisine. Cehennem kapısında böyle kendisine. Bakacak, cehennete bakacak. Allah Allah. Cennettekiler ne kadar rahat. Cennettekiler. Da cennem biliyor şimdi. Gülüşenler, konuşanlar, sohbet edenler, eşiyle dolaşanlar, o köşk sarayları göz kamaştıran, rengarenk mücevherler, köşk sarayı orada odun keresi yok. Hep mücevherden her şey. Bambaşka bir alem. Göz kamaştıran bir alem. Hele kokusu yeter insanlara. Cennet kapısına gelecek, bakacak, bakacak. Ama her yer dolu görecek. Yani herkesin mülkü belli. Ya Rabbi, bana yer kalmamış ama. Mahzun mahzun, bitkin bir halde. Ya Rabbi, bana yer kalmamış. Öyle ki Rabbim, kulum senin yerin burada hazır. Ne kadar bunun yeri? Dünyanın 10 katı büyüklüğünde. Bu cennet en fakiri bu. En yoksulu bu. Dünyanın 10 katı büyüklüğünde. Bunun yeri. Tabi cennete girecek, o havayı bir soluyacak, of, kendime gelecek. Oradan abaya suyu, su içince kendine başka alem olacak kendisine. Böyle suat, öyle zinde, her şey bitmiş. O kadar rahat huzurlu gidecek. Onun da sarayı, köşkü, her şey olacak. Dünyanın on katı olacak. En fakiri bu. Şimdi az önce örnek verdim, çürük örnek verdim. Bir de mesela kanıtlı örnek verelim bu konu için inşallah. Mesela bir tavuk, onun kapsadığı yer çok küçüktür. Yani küçük bir sandığa sığar. Ama tavuk böyle bir sandığa kondu mu, ona işkence olur o. Belki onun büyüklüğünün 10 katıdır o sandık, 5 katıdır. Ama onun için zindandır. Ne istiyor tavuk? Hiç olmazsa bir bahçe olsun şöyle, yeşillik olsun biraz. Otlasın, geçsin, meslin. İşte. Tabii kuş, kuşa bahçe az gelir. Yani bahçede birkaç ağaç olsa bile, kuş o üç ağaca kondu mu, kuş buna tatmin olmaz. Kuş ne istiyor? Kuş daha üstün istiyor havada, uzağa gitsin istiyor. İşte, demek ki cennette bu şey olacak. En fakirinin oradaki mülkü, dünyanın 10 katı büyük olacak. Ama oradan bakınca o tabi çok küçük olacak onun mülkü. En fakiri bu. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah-u Teala'nın kuluna bir fazlı kerem lütfu olacak. Yani kul yine de ameli buna yetersiz kul aslında, yine gerçekten aslında. Yalnız ne gerekiyor şu anda işte? Ameli çoğaltmak demiştik sohbetin başında. Nasıl ki ham maddeyi bir satmak var, bir de onu işlemek var, mamule getirmek var. Şimdi sabah namazından başlamıştık. Bir kişi azmetti sabah namazına kalkmayı. Önlemini aldı, eline geri aldı. Ama kalkmak istiyor mutlaka. Kalkamazsa üzülecek, ağlayacak o durumda. Bir kişi elhamdülillah kalktı sabah namazına. Şimdi kişi yatarken daha sabah namazına kalkmak kesin azmiyle niyeti yaptığı için o kişinin bir nevi sahibi çalışıyor başlarında var. Çalışıyor. Niyeti kesin olunca ama sevap başlıyor. Uyandı kalktı elhamdülillah. Nereye gidiyor tabi önce? Tuvalete gidiyor. O da namaza daha içinde. Niye tuvalete gidiyor? Abdest alması için gitmesi gerekiyor. O da ibadetten sayılıyor. Tuvaletine gider, gelir,
lavaboya gider, işte, abdest almaya başlar. Tabi abdest aslında bir ibadettir, sevaplı yazmaya başlıyor. Hatta her yıkadı uzuyla beraber günah da dökülüyor içinde. Yüzünden, elinden günahlar dökülüyor kendisinden. Sonra kişi ne yapacak şimdi? Eğer imkanı varsa, bir de camiye, cemaate giderse ne olacak? Bu çok değerlenecek. Büyüyecek sevap bakınız. Sevap olacak. Bir insan camiye, cemaate gitmek niyetiyle bu niyette evinden çıktığı anda her adımına bir hasene hazırlıyor melek. Her adımına. Bir hasene 10 sevap demektir. Bir adım atıyor, melek 10 sevap yazıyor. Şimdi soldaki diyor ki, ben ne yapayım buna? Ha, bu kişi uykusunu terk etti, yatağını terk etti, kışın icabında sıcak yatağını terk etti, eşini terk etti. Bak cami Allah yoluna gidiyor melek. Ben de buna bir şey yapayım ya Rabbi, ne yapayım buna ya Rabbi? Elham buyuruyor, sen de o kulumun her adımında bir günahını sil. Bakınız. Hiç bununla bilinmeyen, görülmeyen yan gelirimiz bizim bunlar böyle. Bilmiyor, farkında değil bunlar. Kişi bir namazı, kıl namazını biliyor. Bunlar yan gelirler bunlar. Eğer biraz uzası cami, o kadar sevap oluyor. Günah siliniyor. Şimdi kişi camiye gitti. Camiye gitti kişi, henüz daha mesela kâmet gelmiyor, farzlar kılmıyor, oturdu camiye. Cami oturdu. Namazı beklerken o kişiye aynen namazdaki sevabı yazılıyor burada, yazılıyor. Namazı beklerken de. Namazını kıldı. Zaten farz cemaatle kılınıyor. Fakat ne oluyor? En aşağı 27 katına katlanıyor bakınız. Yani bir diyelim ki kilo evde alacaksa, camiye git, cemaate gitti, ne oldu? Bu 27 kilo dönüştü bakınız şimdi. Büyüdü. Büyüdü böyle şey. Sonra namazın sonra oturabilse yerinde, melek falan dua ediyoruz. Dönüş yine sevabı yine devam ediyor. Yine bir insan evinde, iş yerinde, çarşıda namazını kılarken de, her zaman insan camiye gitmeyebilir, gidemez yani, imkan olmaz kişinin. Ne yapma gerekiyor? Namazı biraz daha güzel kılarsak, sevap daha büyüyor. Biraz daha güzel kılarsak. Nasıl güzel kılarsak bunu? Daha istekli yaparsak. Yemek bile bunun gibi. Bir insan isteksiz, hüzünlü, dertli, canı sıkıntılı, kişi böyle zoraki yemek yerse, yemek işi sıkar muhtemelen. Bir insan yemeği işleri güzel sindirirse, ağzı çiğnirse, insan bile bunu neşeli yerse, daha yarak işe yapıyorlar. Namaz da bunun gibi. Şimdi namazda ne yapacağız Allah'ın izniyle inşallah? Önce huzur gerekir, huzur. Namazın canı ruhu işte bu. Huzur, huşu deniyor buna Kur'an-ı Kerim'de. Mevla buyuruyor, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Bak. Onunla öyle müminler ki, onun namazlarında huşu ederler, huzur yani. Böyle. Nedir huzur? O anda kişi ne yaptığını, ne ettiğini farkında olması. Ben Rabbim bir kuluyum. O beni yarattı. Allah Rabbül Alemin, mülk O'nundur. Ben Rabbime döneceğim mahşer günü, hesap vereceğim diye kul bilinç ile kıbleye döndü, niyet ediyor. Niyet ettim ya Rabbi, senin rıza şerifin için, yani senin razı olman için, kabul etmen için İşte şu namaz sünnetinin farzını kılmaya niyet ediyor. Nedir bu niyet? Bir nevi artık dünyayı terk ediyor kul. Artık kul kendini Mevla'ya veriyor burada. Ya Rabbi sana geldim, huzuruna geldim ya Rabbi, kıblene döndüm, emrettin, randevu vaktim geldi. Niyet ediyor. Sonra kul burada işte tekbir alıyor. Tekbir alıyor böyle. Nedir? Allahu Ekber bakınız. En büyük Allah Celal. En büyük Allah Celle. Başka her şey geçici fani işte. Nedir her şey? Yani aslında her şey bir atom yığınlar. Her şey var işte. Yani ağaç atom yığına bakın. İnsan atom yığını aslında. Atom hepsi meydana geliyor. Atom yığınları. Bu dünya nedir bu dünya? Yapma bozulma alemi. Bu dünya.
Bakmıştık bir ağaç meydana, bitki meydana gelmiş, atomlar, yağmur yağmış, olmuş meydana gelmişler. Bozuldu, dağılıp yine gidiyorlar. Güneş de dağılacak, yıldız da dağılacak, dünya da dağılacak. İnsan da ölüp sıfırlıyor mezarında. O halde ne kalıyor? Tevhid, Allahu Ekber bak. En büyük Allah Celle Celaluhu. Başka her şey geçici. Gördüğümüz şey, görüntüler hep geçici bunlar. Geçici bunlar. Allahu Ekber, en büyük Allah Celle Celaluhu. Sonra insan ne yapıyor namazda? El bağlıyor. Nedir bu? Allah-u Teala Celle Celaluhu tam bir teslim etmiş Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala tam bir teslim Mevlam, teslim et Mevlamıza. Şimdi namazda okurken işte Sübhaneke, Evzü, Besmele, Fatih-i Şerifleri bir çok acele, bilinçsizce, yani bir sakız çiğnemekten beter. Şapşı böyle okumak var. Bir de kul bulunduğu mekamı, mevki hatırlaması var. Ben şu anda Rabbimin huzurundayım. Rabbim Rabbül Alemin'dir o Mevlam. O Allah her şeyi görüyor, biliyor. İçinmiş Allah tabi görüyor, biliyor Mevlam. Kul Allah'a utanarak, haya ederek, kul burada edebini, terbiyesine takınarak, ki Rabbim onu duyuyor, biraz daha kulunda güzel okursa, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Fatiha'nın özü bu. Okursa, tabi ne oluyor? Huzurdan başka bir var. Allah huzurunda edebiyle okunuyor, hayaliyle okuyor, acele etmiyor, tane tane okuyor. Bunun gibi rüküye gitti, Allahu Ekber rüküye gitti. Sümüm. Ne yapıyorsun? Allah huzurundasın değil mi? Olur olmaz tabii. Kul ne yapacak burada? Yine edebiyle en az 3 sefer Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Kalktı. Simi Allahu limen hamideh. Anlamı vermeyeyim, zaman kısıtlandı şimdi. Doğruldu. Ondan sonra, doğrultan sonra Rabbena lekel hamd. Bak. Rabbena ve lekel hamd olabiliyor. Rabbim hamdü sana, yalnız sana mahsus. Sensin Rabbü alemin. Burada kula ne geliyor şimdi? Allah'ın hamdü senasında kul artık burada bir meczup. Kul burada cezbeye giriyor. Burada. Kul cezbeye giriyor burada. Aşkullah geliyor. Kul bu defa dura ayakta ikini yere atıyor şimdi burada. Allahu Ekber, kul secdeye kapanıyor. Nedir secde? İşte kulluğun zirvesi secde. Allah'ın büyük azameti karşısında kulun yokluk makamı. Kul yerlere kapaklanıyor, alnını yere koyuyor kişi, dizi yerde, ayakları yerde, elleri yerde, burnu yere yapıştı, alnı yere yapıştı. En az 3 sefer yine yavaşça, Sübhane Rabbiyel E'la. Bir kıl kurbarda, üst yan aşağı. Sonra tabi kalkılıyor. Allahu Ekber, Allah tekbir anlıyor. Yani en büyük Allah cealiyor. Allahu Ekber, oturuyor böylece. Sonra Allahu Ekber, ikine secdeye gidiyor. Nedir bu? Birinci secden kalkış, insanın toplumunu yaratıp dünyaya gelmesi. İkinci secdeye gidiş, insan ölüp tekrar toprağa dönüşü. Yani insan hayatı iki secde arası bu kadar. İnşallah hepimiz tabi bunları inşallah böyle daha güzel yapmaya çalışırsak, hatta cemaatta bile 50 kişi varsa hepsinin sevabı mahşede farklı olacak. Kimi daha canlı olmuş, daha dikkat etmiş, daha rükûnü güzel yapmış. Tabi bunlar burada belli olmuyor bunlar. Gerçi burada da belli oluyor da biz farkında değiliz. Eğer bizler namazımızı güzel kılabilirsek, emin olun, hemen kul bunu kendi fark eder. Hemen anında fark eder. Nasıl fark eder? Ruhsal bir feyiz başlar. Kalp gönlünde. İşte bir hafiflik, rahatlama, bir gönlün duyabildiği bir tat. Damak tadı değil ama. Gönlün tadı. Kişi namazını güzel güzel kılarken
hemen o anda kul kendini bunu fark eder. Namazını fark eder. İçinden bir huzur, hafiflik, muazzam hafiflik, ruhsal zevk, manevi gönül feyzi tadı duymaya başlar. Hatta insan bazen böyle güzel namaz kılınca, iyi namaz kılamayınca hemen fark eder. Eyvah ben düşüşteyim şu an, inişteyim ben der. Düşüşteyim ben der, fark eder. Ama eğer bir kişi hayatında hiç manevi tat duyamamışsa o da farkına varmaz ama. İşte nasip etsin Mevlam cümle inşallah sevgili kardeşlerim böylece. Şu dünya hayatımızı boşu geçirmemeye çalışacağız inşallah. Yani hayatımız sınırlı, ömür kısıtlı ama elimizde bir şey yok, aciziz. Bu da var bakın. Yani ben de ölmek istemiyorum. Yok. Elimize değil. Nasıl doğmak elimize değil, ölmek elimize değil, yaşamak elimize değil. Elimizde de bir şey yok daha doğrusu. Elimizde bir şey yok. Onun için Allah'a teslim olun inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.